TGRT televizyonları olarak Kahramanmaraş'ta Hungary İş Merkezi'nde konuk olduk. Yanımızda Genel Müdür Adem Bey var. Adem Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Kahramanmaraş doğumlu, 1980 doğumluyum. Evli, bir çocuk babası. Uzun yıllar yurt dışında bulundum. Rusya'nın Soçi kentinde 2014 Kış Olimpiyatları projesinde çalıştım. Oradaki yaptığımız işlerden bahsedecek olursak, kayak merkezleri, pistler, oteller, restoranlar ve eğlence merkezleri, ahşap kütük villalar, bu tarz projelerde bulunduk. 2015 tarihinde Türkiye'ye dönüş yaptım. Firmamız olan Marisat Tasarım İnşaatı kurduk. Öncelikle Adıyaman Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi'ni yaptık. Daha sonra ise Kahramanmaraş Üniversite bölgesinde olan Bayramefendi Osmanlı'yı kurduk. En son olarak da Hangar İş Merkezi'ni, yani çarşımızı, şu anda konuştuğumuz, içinde bulunduğumuz yeri yaptık. Hangar İş Merkezi'nin kuruluş öyküsünden bahsedebilir misiniz? Özellikle AVM'lerde gıda bölümleri, çok gıda, eğlence, oyun bölümlerinin çok aktif çalıştığını görüp bunu üniversite bölgesine nasıl aktarırız diye düşündük. Ve aklımıza açık alanda bunu nasıl değerlendiririz, nasıl bir proje haline çeviririz diye düşündüğümüzde U şeklinde etrafı restoran, kafeteryalar, oyun alanları olaraktan hangarı projelendirdik. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hangarın açık alanda olmasının, üniversite bölgesinde olmasının sebebi AVM'lerin gıda bölümünden esinlenmemizden kaynaklandı. Ve bunu bir tasarım, bir proje haline getirdik. Burada uyguladık. Daha yeni bir projemiz. Şu anda bazı bölümlerimizin tamamlanmamış olan yerlerimiz de var. Zannediyorum 1-3 ay sonra bunları tamamen bitireceğiz ve tam aktif hale geleceğiz. Bir yaklaşık 3200 metrekare bir alanın üzerinde kurduk. 1000 metrekaresi kapalı, 900 metrekaresi yaklaşık yarı açık kapalı diyebiliriz. 1300 metrekaresi de tam açık. Bu açık alanı konser, kermes, imza günleri, İftar yemekleri, bu şekilde değerlendirmek için yaptığımız bir proje. Türkiye ile kıyasladığınız zaman yurt dışına yaptığınız yatırımlarla Türkiye'deki yatırımları nasıl kıyaslıyorsunuz? Burası benim doğduğum memleket. Buradaki yaptığım her yatırım benim çocuğum gibidir, evladım gibidir. Daha fazla önemsiyorum elbette ki. Dışarıdaki yaptığımız işler bir proje olarak görüyoruz ama buradakileri bir evladımız gibi görüyoruz ve önemsiyoruz, çok önemsiyoruz. Peki bizlere çalışma ekibinizden bahseder misiniz? En büyük destekçim ve yardımcım eşim Marina İspir. İkinci olarak hem yol arkadaşım, hem proje arkadaşım, hem ortağım Vahap Topbaş. Biz yaklaşık 5 kişilik bir ekibiz. Leyla Hanım olsun, Mahmut Bey olsun, Vahap Bey olsun, Marina Hanım olsun. Biz küçük bir ekibiz şu anda. Emekleyen bir firmayız. Ama bu tanıdığım arkadaşlarımın birçoğu, özellikle Vahap olsun, uzun yıllar birlikte çalıştığımız 10 yıllık süre gelen bir iş arkadaşımız. Biz biraz tutuculuk da diyebilirsiniz. Geçmişten gelen dostlarımızla birlikte yürümeyi seviyoruz. Ve öyle devam edeceğimizi düşünüyorum. Bize kalite politikanızdan bahseder misiniz? Maddiyatı biz ikinci plana attık. Çok önemsemedim. Bizim hayalimizdeki, kafamızdaki yapmak istediğimiz memleketimize, Kahramanmaraş'ımıza, halkımıza
iyi bir yer kazandıralım diye düşündük. İlk önce onu baz aldık. Daha sonra bu yaptığımız yatırımın geliri nasıl geri dönüşü olur vesaire, bunları ikinci plana attık. Ve doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Üniversite gençlerine ve Maraş halkımıza doğru, kaliteli bir yerde vakit geçirmek için böyle bir tesis ortaya çıkardı. Kafelerimizden, oyun alanlarımızdan, restoranımızdan oluşan bir alan meydana çıkardık. Bakacağız tepkilere göre nasıl bir doğru bir yatırım olduğunu halkımız karar verecek. Peki müşteri profilinizi kimler oluşturuyor? Üniversiteli gençler ve Kahramanmaraş halkımız, aileler iyi vakit geçirebileceği bir alan. Kafeteryalarımız kaliteli, kafeteryalarımız var. Özellikle öğrenci yönelik diyebilirim. Son olarak ekran başındaki seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak Kahramanmaraş halkımızın ve üniversite gençlerimizin Hangar İş Merkezi'nde üniversitenin yaklaşık 500 metre uzağında çıkışta herkesi bekliyorum. Özellikle yakında yapacağımız, düzenleyeceğimiz konserlerimizde, eğlencelerimizde herkesi, Kahramanmaraş halkımızın herkesi bekliyoruz.